Bakın. Şurada kırışıklıklar var ya, geçen iki sene de oldu. Olacak ya, olacak. Şu kızdan ev hanımını yapacağım yani. Niyet ettim Allah rızası için ev hanımı olmaya ya. Benim gerçekten böyle bah. Bu yani bu. İsyan etmiyorum. Sadece şikayette bulunuyorum. Şimdi roman yok. Yen yok, hiçbir şey yok. Ancak yemek nasıl yaparız? TC simülasyon 2020, yemek yapıp koca arayan kıza döndüm. Valla çok sinirlendim kendime. Şimdi çamaşır asıyorum. Kötüyüm. Yine kötüyüm yani, neyse. Mükemmel ya, bebek. En iyi şey oluyor. Ama çok güzel, çok da efsane olmuş. Kurtarın beni, miyav. Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir gün. Balım ayağımın altından çekeceğim çocuğu ya. Bugün güzel bir gün. Bugün bir pazar günü, yine karantinadayız. Bir tık da yıldım. Bir çıtır yıldım yani, hani böyle her pazar. Bir de her pazar şu balkondakiler balkon temizliyor. Yemin ediyorum azimlerine hayranım. Yok o değilmiş, o yandakilermiş. Bu sefer yeni kişiler pardon. Allah balı! Ezeceğim çocuğumu ya. Ay oturayım şu koltuğuma. Ha. Bugün anneler günü. Hepinizin anneler gününü kutlarım. Anne olanlar, anne adayı olanlar yani hamile olanlar. Onlara çok gerçekten geçmiş olsun diyorum. Çok kötü bir süreç yani. Hiç hoşuma gitmiyor. İçlerinde anne duygusu olanlar, anaç olanlar. Bu arada ortamlarda anaç ruhuyla hiç eğlenemeyen herkesin de anneler gününü kutlarım. Hepiniz anneler gününü kutluyorum. Bir hayvan sahipleri. Mesela ben bir anayım. Gel çocuğum, balım. Ama benim çocuğum ben çağırınca çok gelmiyor. Balık! Şşş! Neredesin? Yok oldu deli. Neyse. İçinde şu kadar annelik duygusu olan herkesin anneler gününü kutluyorum. 4 gün sonra da benim doğum günüm. Bu doğum günüm diğerlerinden farklı olacak. Çünkü hayatımın bence en iyi noktalarından birindeyim. Yani mutluluk olarak. Yani mutluyum. Nadir duyarsınız bunu benden. Gerçekten çok mutluyum. Hayatta başka insan daha ne ister zaten bence. Geçen iki doğum günümde berbat geçmişti. Hele bir tanesinde anlatamıyorum tabii şu an. Ama yani kötüydü. Çok yalnızdım. Bu doğum günümde çok daha iyiyim. Gözlerimden görebiliyor musunuz o yaşlı damlaları? Bakın şurada kırışıklıklar var ya, geçen iki sene de oldu. Bu arada bugün hafta sonu ya, şey gibi ya, Akgül sanki bir çocuk gibi değil mi? Hani böyle hani ayrılan ebeveynlerin bir tane çocuğu olur, hafta sonu birinde kalır, hafta içi olur ya, velayeti kaybetmiş ebeveyn gibi değil miyim? Akgül hafta sonu bende kalacak, salak uyuyakalmış. O yüzden ben onu alamadım. Alamadım ama uyuyakaldığı için çok sinirlendim. Ve onunla ben de dedim ki o zaman pazartesiye kadar seninle konuşmamaya karar verdim dedim. Böyle tabii ona büyük bir ceza. Onu da böyle koyacak ne ya? Ne ya? Kim anlatacak? Yani benden başka kim anlatacak? Benim de mükemmel bir olay olmuş bir de şansına. Yazıyor ben de süper. Geri zekalı. Neyse bana dün yazmış ki günaydın haşmetli kudretli 1 milyon Elif. Prensesim canım öyle çifeler yazmış. Bugün çamaşırlarımı asmıştım. Dün onları alacağım. Yatağın üzerine atacağım. Şu katlamayacağım daha. Makinedeki çamaşırlarım var. Gözüküyor mu buradan çamaşırların ucu bilmiyorum. Onları toplamam lazım. Salonun bir çıtır dağınık. Ama böyle çok ufak yani. Minik böyle bu kadarcık falan dağınık. Mutfağı dün toplamıştım zaten. Çok fazla dağınık değil. Gerçi ben ne zaman böyle desem bakın mutfak çok dağılmış. Bence akşamları cinler dağılacak mutfağı. Ben değil yani. Böyle şüphelerim var. Bugün bir alışveriş yapacağım. Onu yapmam ben online. Online alışverişleri hiç sevmiyorum. Online alışverişi seven var mı? Yani bu bakıyorum herkes çok seviyor. Kaydır linkleriyle alışveriş falan yapıyorlar. Ben böyle trend yoldan falan bir şey alamıyorum. Yani online bir şey alamıyorum arkadaşlar. Bak gerçekten çok garip bir problemim var. Markete gittiğim zaman evet onu alabiliyorum. Daha fazlasını alabiliyorum. İnanın yani fiyat olarak bakmadan alabiliyorum. Fakat online'da alamıyorum. Yani online'da hani yan tarafta böyle çıkıyor ya böyle sürekli artan şey çıkıyor ya. Alamıyorum ya. Onu görünce alamıyorum. Bir şey de çıkartamıyorum. Komple sayfayı kapatıyorum ve almıyorum. Ama aynı miktara yemin ediyorum saçma sapan şeyler alabiliyorum. Mesela anlamıyorum yani. Bu çok garip. Mesela dün alışveriş yapacaktım. Bir tane video için pasta yapmam gerekiyor. Pasta malzemeleri almam gerekiyor. Bakın işe ihtiyaca bakın ama video çekeceğim. Güzel olsun istiyorum. Ben de kendimi başarılı olarak görmek istiyorum. O yüzden toplam ne kadardı ya? 250 lira falan etti yani. Hani bir miktar çok da yüksek bir şey değil. Alamıyorum. Alamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Şurada bakın gösterin birazdan. Şurada 3 kutu abur cubur var. 250 lira verdim. Bunu alıyorsun. Allah'ın cipsine vermişsin parayı. Niye veremiyorsun bilmiyorum.
Bilmiyorum. Varsa bir çözümünüz bana söyleyin. Burada şurada gerçekten 3 kutu abur cubur var. Nedeni yine Akgün. Evde geçen işte geldiğinde her şeyi bitirdi. Akgün çok abur cubur yiyor. İşte kola içiyor, soda içiyor, ne varsa onu içiyor. Her şeyi yiyor. Mesela gereksiz aldığım hani saçma sapan şeyler olur ya. Jelibon yiyor, çikolata yiyor. Hiç böyle değildi ya. Ben gerçekten böyle değildi küçücük. İncecik bir çubuk gibi bir çocuk. Tamam kilo alsın istedim biraz ama. Bari geliyor. Anneyim yani. Resmen ruhumda bir annelik var. Dedim bari çocuk aç kalmasın. 3 böyle kutu şey sipariş aldım. Yemek sepetinden oluyor bana bir de. Bakın şundan nefret ederim mesela. Bak hayatımda almayacağım bir şey. Gerçekten kendi isteğiyle bunu yiyen var mı ya? İğrenç soğanlı bir şey. İşte bundan aldım yetmez diye. Bir tane garip bir çikolata var. Bana şey diyor o çikolatadan al. Nerede dur. Şu. Hayatımda görmedim. Buna bayılıyor. Bunu aldım. Nutella aldım. Sabahları soruyor. Ya böyle şey yok ya. Kendime de şurada soda aldım. Onu saklayacaktım. Sodalarımı da içiyor çünkü. Heh, kendime bak bunu aldım. Ben bunu çok seviyorum. Çilekli kek var ya. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Böyle işte yani. Burada çamaşırlarım var. Siyahları yıkamıştım. Şimdi beyazları atacağım. Dün de aynen beyazları atacağım. Beyazları attıktan sonra yine bir posta siyah varmış. Siyahları atacağım. Şu odada da ne var acaba? Şu boş bir odam var ya benim. Kabus gibi şu an yani. Her yerde her şey. Olacak ya olacak. Yani ben şu kızdan o ev hanımını yapacağım yani. Niyet ettim Allah rızası için ev hanımı olmaya yani. İnat ettim ya olacak. Bu ne be? Garip kokuyor bu. Niye öyle kokuyor? Ne alaka anlamadım. Bir garip kokuyorlardı. Tekrar yıkayacağım. Biraz beklediler o yüzden mi? Yok böyle bir şey. Bari temizlik istiyorum evimde. Evimde temizlik istiyorum. Lütfen yardım edin. şu salonu toplayayım biraz o zaman. Buradan Serdar Ateş'e selamlar gönderiyorum. Bugün bilsem ki ile devam ediyoruz. Arkadaşlar dur biraz toplandı işte yani yeter daha toplanacak. Zaten daha ne yani. Dün mutfağımı toplarken mutfağı biraz topladım dedim ya size. Buzdolabını boşalttım işte hani orada çürüyenler falan vardı. Bir baktım aldım her şey çürümüş. Ben gerçekten yine büyük bir israfa yol açmışım. Aşırı sinirim bozuldu. Almışım, unutmuşum, tekrar almışım. Tekrar unutmuşum, tekrar almışım. Böyle aslında 3 poşet elma çıktı sağlam. 3 büyük büyük poşet yani bayağı sanki böyle elma gurusu gibi elma almışım. Sonra işte ben dedim ki o elmalardan ne yapayım? Böyle toplar var ya böyle Instagram'da falan görmüştüm işte. 4 tane elmayı rendeledim. Bir çay bardağı şekerle onu kavurdum. Ben böyle kapatmadan önce çok çok az fazla koyunca acı oluyor. Çok az bir tarçın koydum. Bisküvi almıştım. Onları böyle ezdim. Rondodan geçirdim ama bence siz geçirmeyin. Önce ben koca bir paketi rondodan geçirdiğim için böyle hiçbir şey olmadı. Daha sonra yarım paketi de elimle böyle kırdım böyle kırık kırık. Sonra yuvarlak yuvarlak yapıp dolaba attım. Bakıyorum şimdi. Ben yer miyim normalde bilmiyorum. Garip yani sağlıklı desen sağlıklı değil. Şimdi bu sağlıklı bir atıştırmalık değil. Yani yoklukta yenir. Kendim yaptım diye de yerim. 4 elmadan kadar çıkıyor. Varsa böyle elmalarla yapılan mümkünse fazla şekerli olmayacak tarifleriniz alırım. Arkadaşlar çok fazla elmam var. Benim çok bozuldu. Aile ekonomisi bu değil Elif bu değil. Hala biliyor musun? Hani size demiştim ya bir sınır koydum kendime. O sınırı hala geçmemişim. Daha 500 TL limitim daha var. Ama mesela dün ben en fazla 1000 lira harcamışımdır diye düşünmüştüm. Çünkü hiçbir şey almadım yani. Eve hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Para hiç harcamadım. Sadece yemek için harcadım. Bugün hemen girdim kartıma. Online şeyi var. Ne kadar limitim var? Bir baktım 1490 lira. 1500 lira yazıyor. Dedim ki herhalde daha önce bir şey aldım. Onun taksiti var. Kaç tane taksit ödüyorum diye baktım. Sıfır taksit. Taksitlerim bitmiş benim. Hani yeter de. Hani baktım ne yedi, hani ne harcamış olabilirim. Tek tek baktım. Arkadaşlar ufak ufak şeyler toplanınca kocaman bir dağ oluşuyormuş. Bu ay bunu öğrendim ya. Bunu öğrenememişim ben daha. Bakıyorum mesela 200 lira, 300 lira, 200 lira, 100 lira. Dedim ki bunlar toplam bu kadar etmez. Açtım hesap makinesini yaptım. 90 artı 70 artı 50. Topladım. İnanamadım. Bu ayda ne öğrendik?
Yani benle belki benim gibi olanlar vardı. Küçük şeyler topladıkça büyük bir dağ oluşturuyor. Gelen ay hedefimi biraz daha kısacağım. Yani bu ay 2000 lira hedef koymuştum kendime. Daha önceki videolarımı izlediyseniz orada Akgün sağ olsun bahsediyordu. 2000 lira hedefimi gelen ay 1500 liraya çekeceğim. Çünkü çekmezsem bu devam edecek. Ben bunun devam etmesini istemiyorum. Gerçekten bak göreceksiniz bir süre sonra ben çok iyi bir hem ev hanımı olacağım hem de çok iyi bir ev ekonomisi yapan bir insan olacağım. Yani çok inanıyorum. Bunu ben başaracağım. Şöyle bir kitap almıştım. Daha önce vloglarımı izlediyseniz hangi vlogda olduğunu hatırlamıyorum. O vlogun altına hani bu kitabı karantina da okuma diyenler çok oldu. Çünkü zamanında çok fazla intihara yol açmış. Bayağı da popüler bir kitap. Benim cahilliğimde klasikler arasında da ben hiç okumadım. Üstümdeki salak şeyi çıkaracaktım. Çıkarmamışım. Karnım ağrıyor çok fazla. Çok ağrıyor. Yani çok ağrıyor. Ben gerçekten bu karın ağrısından böyle kendimi bir kesip kafama vurup kendimi kesmek istiyorum. Annem de diyor ki her ay isyan ediyorsun o yüzden hayatın bir türlü düzelmiyor diyor. Annemin bu kaderci anlayışı beni gerçekten çok motive ediyor. İnanın çok motiveyim. Ve benim de elimden bir bu geliyor anne. Bir bu geliyor yani. İsyan ediyorum. Her ay isyan ediyorum. Her ay bu ağrılardan çok bunaldım. Kendimi kesmek istiyorum. Ne ağrısı oldu anladınız herhalde. Gerçekten bunaldım ya. Buz kupan mıydı bunu içmekten? Dolarex içmekten? Apranax içmekten ki kan kimdir? Mazajı kesmeye içmekten? Arveles içmekten? Benim gerçekten böyle bu yani bu yani ben isyan etmiyorum. Sadece şikayette bulunuyorum. Şimdi üstümü değiştireceğim. Her yerim kedi kılı, pislikten ölüyorum. Ya bu kediler yani balım ya ayıp olmasın balıma da ondan da bıktım bugün yani. Bu ne? Temizliyorum her yer kıl tüy ya. Börek yapacağız ama ilk defa bir değişik börek yani değişik börek dedim yapmadım bir börek yapıyoruz. Patateslerim vardı çürümekten. Son anda kurtulmuşlar. Diğerleri gibi çürüsün istemiyorum. Yufka almıştım. Yufka yapayım yani börek yapayım dedim. Öyle. Ama hiç patatesli yapmadım. Şimdi patatesi haşlayacağız değil mi? Haşlamak gerekir. Yapan arkadaşlardan bir YouTube'dan izlemek istiyorum. İzleyeceğim. Akşam yine bir tık kitap okuyacağım. Merak ettim de biraz. Biraz da okumak istiyorum. Çünkü kitap okuyan yani insanlar hep gözümde cahil görmüşümdür ve ben artık gerçekten bu cahil kısma girmiş durumdayım. Artık CZN Elif'ten sonra cahil Elif olmak istemiyorum. Ben artık kitap tavsiyeleri vermek istiyorum gerçekten ama veremiyorum çünkü okumuyorum çok kötü ya. Roman yok. Yok hiçbir şey yok. Ancak yemek nasıl yaparız? Yemin ediyorum şey oldum ha. TC simülasyonu 2020 yemek yapıp koca arayan kıza döndüm. Valla çok sinirlendim kendime. Şimdi çamaşır asıyorum. Asmasam bu ya. Valla sinirlendim kendime. Elif'in kolu neden iyileşmiyor biliyor musun? Şunları yaptığı için iyileşiyor. Şunları yapmasa iyileşecek. Çoraplarımın eşi yok. Ya evde tek yaşıyorum. Bir insan neden çoraplarının eşi olmaz? Bu çorabın eşi nerede? Hiçbir zaman göremedim. Siyah çorap. Aa burada bir çorap çıktı. Şu. Ay yok bu değil. Ha bu da eşsiz. Eşsiz bir çorap. Gerçekten kimse de olmayan bir çorap yani. Neyse. Soğanlarımı biraz şöyle bir soğan kestim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tane soğanım varmış. O da yani o kadar eski bir soğan ki. Böyle şey diyor bana ben çok eskiyim. Neyse kesebildiğimi kestim. Patateslerimi haşladım. Ezdim. Ben içine azıcık da böyle şey koydum. Yağ koydum ki böyle krem gibi olsun diye. Efsane güzel bir tadı var. Çok güzel tuz atmışım. Tarif için bunun böreğin sosu olacak. Tarifte salça diyordu ama benim bir domates suyum var. Kokusu da böyle bozuk gibi kokmuyor. Sağlam gibi de kokmuyor ama sonuçta hani bir şey olmaz herhalde. İki kaşık, bir buçuk kaşık kadar, iki kaşık bile değil. Güzel kokuyor ya, beğendim. Şimdi de patatesini koyacağım. Aa bence güzel oldu. Yani şunu bu şekilde kaşık kaşık yerim. Bayağı güzel gelir. Bir tarif izledim. O tarifi yapacağım. Tarifi izleyip yapacağım için o izlediğim tarifin aynısını yapacağım. Normalde ben sosta yoğurt kullanıyorum mesela. O süt kullanmış. Da içeride hazırlayacağım. Belim ağrıyor. Çok fena. Oturacağım yani. Gerçekten oturarak yapmak inanıyorum bunu. Çok kötüyüm. Yine kötüyüm yani. Neyse. Tek mutlu eden şey patates püresinin efsane olmasın. Buraya şöyle bir set kurdum. Patatesim bu. Şurada normalde 7-8 tane patatesi olarak ölçü verilmiş ama ben o yüzden yarıma düşürdüm. Çünkü bende 4 tane patates vardı. O yüzden normal ölçünün yarısı olarak anlatacağım. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yağ. Normalde yarım çay bardağı su diyordu. Ben 2-3 damla damlattım öyle söyleyeyim. Bir tane yumurta diyordu. O yumurtayı değiştirmedim. Böyle karıştırdım. Şöyle bir karışım. Ben bunun üzerine bir de birazdan soda koyacağım.
Burada yağlı tepsim var. Burada şeylerim var, hamurlarım. Burada da balım var. Burada da çamaşırlarım var. Şimdi fırını bir 180 derece açayım çünkü önceden ısıtılmış oluyor ya bunlar. Ben anca yaparım zaten. Tahminen üst alttır. Hep aynı oluyor. Fan açmayın diyorlar. Üst alt açın diyorlar. Cem Karaca'nın bir şarkısı var ya, ben gerçekten bugün bunu söylemek istiyorum. Yoruldum. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Ne, arka planım çamaşırlarım mı yani? Hiç hoşuma gitmedi bu. 3 tamam, anca bence benim 3 taneden çıkar. Ama ben burayı sığamadım. Şöyle yapalım o zaman. Artı şeklinde bölecekmişiz. Öyle diyor yani. Şimdi bakalım şöyle. Bu arada normalde bunu yapmayacaktım ama baktım bu da kolaya benziyor. Yani ne kadar zor olabilir ki diyerekten. Şu masa da kesin çizilecek. Şöyle. Sığamadık da buraya. Heh, böldük kız, oldu. Heh. Çizildi mi masa? Masa da çizilmedi. Güzel böldük. Bunu da böyle koyduk. Heh. Böyle koydum. Sonra demiş bununla ısla. Dedim bu sos yaptık ya burada. Oh. Buraya mı ısla? Keşke videoyu izleseydim. Nasıl ısla? Herhalde böyle gelişi güzel ısla. Dur, elimle süreceğim ben artık. Ben buna karar verdim. İzlediğim bir adet videoda böyle yapıyorlardı. Uçlarını falan kapamıyordu kadın. Böyle. Aynen böyle yani. Böyle. Şu ucuna da süreyim dur. Şunu da. Böyle yaptıktan sonra da böyle yapıyordu. Bu. Böyle. Bir kere daha yapalım. Bence sosunu bol bol koyun. Çünkü içi yumuşak olmayınca hiç güzel olmuyor. Ya bir çatal alsanız daha iyi olur. Ben almadığım için çok üşendiğim için şey yapmak istemedim. Şimdi börek benim olduğu için çok koyabiliyorum ben ama siz hani evde böyle daha professional olmak isterseniz az koyabilirsiniz. Vallahi bakıyorum. Çok da beğeniyorum. Aynen süper oldu. En çok da şu ucunu kapatmıyoruz da o sistemi çok sevdim. Çünkü ucunu kapatırken biraz sıkıntı yaşıyorum ben. Süper oldu ya. Çok kolaymış. Diğer börekten daha kolay değil. Çünkü diğer börekte elim kirlenmiyor yani. Ops. Ops. Süper. Bildiğin. Tarım. Neyse dur geliyorum. Gerçekten bunu böyle hapur hapur yersiniz. Çok canım çekti. Bir tık böyle bir ısırasım da geldi. Ben size biraz da bu açıdan sesleneceğim. Ne kadar derinliği olan bir açı. Geçen ne olup size onu anlatacağım. Bu açıyı çok sevdim. Daha samimi geldi. Şu yukarıdan ya tepeden. Niye bana tepeden bakın? Yani üniversitedeyim. Bir gün bebek sahiline gitmişiz. Bir arkadaş, çok sevdiğim bir arkadaşımla. Bir tane yat gördük orada. Yani orada bebek sahilde çok hani yatlar oluyor ya. Çok güzel bir yattı. Böyle şey dedim. Ay dedim, ne kadar güzel bir yat falan yapıyorum. Arkadaşım da dedi ki keşke dedi bu yatın dedi sahibiyle sevgili olsa. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir istek. Ben de dedim keşke bu yat benim olsa. Bir baktık böyle birbirimize. Niye dedim sevgili olmak istesin ki, yat senin olsa daha iyi. Sonuçta hayal yani bu, hani ne bileyim ya, sevgili daha kolay olur gibi geldi dedim. Dedim keşke bu yat benim olsa, böyle sonra bir gün bu yat benim olacak. Tabi olamadı daha ama bir gün dedim, zaten hangi gün onu söylemedim. Aklıma o geldi. Buradan genç arkadaşlarımıza tavsiye. Aa! Yani hayallerinizi daha yüksek kurun yani. Olur olmaz. Sonuçta hayal yani. Ne olacağı belli mi olur bu hayatta? Çalışırsınız olur diyemiyorum. Hayat bence biraz şans üzerine gidiyor. Aa, iki tane mi kalmış? Yani niye ben, mesela ben niye yat benim olması hayali varken gidip başka birinin eline bakma hayaline tutunayım ki? 5 senelik ve 10 senelik planlarım hep vardır, bilir misiniz? Sen ne kadar olur ne kadar olmaz bilemem. Ama en azından hayalim var. Hayallere tutunmayı çok severim. Ve size hayat mottomu söylüyorum. 2-3 tane var zaten. 1. Bu salak yaptıysa ben niye yapmayayım? İnanılmaz bir mottodur. Başlarsan bitirirsin. 2 tane motto ile gerçekten bu yerlere kadar geldim yani. Şimdi börekleri sardım. Şu kalan sosumuz vardı ya, ona şey yapacak. Bir yumurta ekleyip üzerine sürecekmiş. Tarifte öyle diyor da. Yapışmadı. O yüzden sosla önce şu kenarları, şuraları yapıştıracağım sosla. Şu 2 tanesi çikolatalı, geri kalanlar patatesli. Ben bir de üzerine böyle bir yemek kaşığı kadar soda koymayı planlıyorum. Halledeceğim. Onu da yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar, canlar, yoldaşlar. Böreklerim böyle. Ben bunları bir servis tabağına aldım. Zaten elimdeki tek servis tabağı biliyorsunuz şöyle. Çok da gerçekten çok da içime sindiler. Hemen şöyle size yakından göstereceğim. Şöyle yakından da göstereyim. Bunlar hani patatesli. Şu ikincisi sığmadı diye içeri bıraktım tepsiye. Böreği soğuk seviyorum ben. Sıcak börek sevmem. O yüzden soğumasını bekledim. Şu an saat neredeyse 11'e geliyor. Bunlar çıkalı kaç? 9'da mı? 40 dakika falan fırında kaldı. Fırında dakikasını yazmıyordu tarifte. 40 dakika fırında kaldılar. Daha fazla kalabilirler mi? Şöyle bir bakın.
Yani ben kızarsın diye bekledim ama 40 dakikada yani börek 40 dakika kalır mı fırında bilemedim yani. Bir saatte bırakamadım, ayıp olur yanar falan diye. Böreği kuru sevmem, kuru değil. İkinci böreği yağlı sevmem, yağlı. Hani o kadar yağlı ki anlatamam. Böreği yağlı sevenler için güzel bir tarif ama çok yağlı. Hani böreğin de altı yağlı olmasın bir zahmet. Böyle ıslak, hiç problem yok. Ama şimdi güzel olduğunu kabul ediyorum. Özellikle şekli falan gerçekten çok tatlı oldu. Çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Artık bundan sonra bana börekçi Elif mi dersiniz bilemeyeceğim. Çok iyi olmuş. Şöyle içinde göstereyim. İlk defa patatesli börek yapıyorum. Çok güzel. Muazzam. Bir de soğumuş ya. O yağlı şeyi biraz belki o sıcaktı bana rahatsız eden. Altı yine çok yağlı. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çok yağ koymuşum yani. O sosta çok yağ varmış. Ama çok leziz. Mükemmel yani. Çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Mükemmel. Bir yere gidersiniz de kısır olur, poğaça olur, ev poğaçası, bir de börek olur ya, o börek bu börek çok güzel. Börek sevenler gerçekten yapabilir, mükemmel. Ben yaptıysam siz de yaparsınız. Hayat felsefeniz bu olsa Elif yaptıysa herkes yapar. Mükemmel o! Börek! Elif o şef oluyor. Gerçekten şef olmama adım adım. Çünkü biliyorsun yemek de yemedim bütün gün, bu benim şeyimdi. Çıktığımda bir tane yedim. Bu da ikincisi. Bugün çok konuştum biliyorum. İnsanlar böreği çok kolay diye yaparlar. Ya ben böreği yapmaya başladım. 8'de ben. Yok 8'i 20 geçiyordu. Ezan okunuyordu galiba. Fırına verdim. Çok yavaşım. Nedenini hala anlayamadım. Ama çok güzel tadı. Efsane olmuş. İçi var ya yumuşacık. Dışı böyle çıtır. Sahura yapmayın. Çok yağlı olur. Hekim oğlu derler. Benim aslıma aynalı morfin yaptırdım mahallelim kendi neslime. Kimin rahatlama seansı bu acaba? Şöyle kafasını bir kaşıyorum. Kendi kafam bunları yapsalar da hoşuma giderdi. Herhalde o da gidiyordur diye tahmin ediyorum ama gidiyor gibi zaten. Şöyle patilerini şöyle yapıyorum. Ne kadar doğru bilemem. Bak yalamaya başladı. Bu teşekkür yalaması. Bu oy dinle ağzını yerim. Bu teşekkür ya. Ay ısırma ısırma. Bunu ısırıyor bir de ısırma. Şu çenelerim benim dişlerimi sıkıyorum ya. Belki o da sıkıyordur. İyi geliyor buralarımı yapmak benim çünkü. Böyle. Şöyle bir kedi masajı. Şöyle. Saat 1'e 10 geçiyor. Ah içeceğim mi? İçmeyeceksin o zaman ne şey yapacağız? Puzzle yapacaktım da yapamadım. Zamanım olmadı. Ne ara o zaman geçti bilmiyorum. Ne oldu? Şuna bak elini koydu elimin üzerine. Ne oldu oğlum? Sen bana aşık mısın acaba? Bana aşık. Söyle tamam kızmayacaklar. Söyle ben konuştum onlarla. Aşığım. Yav, çok aşığım. Sana aşığım. Oğlum niye böyle bakıyorsun? Ne yaptılar sana? Söyle ne yaptılar? Ne oldu? Kurtarın beni miyav. Allah rızası için kurtarın beni. Kafamın ağırlığını vermiyorum bu arada. Hani korkmayın. Benim bir günüm bu kadardı. Size çay içerek veda etmek istiyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Videoma like atabilirsiniz. Yani videomu beğenebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Sık sık video atıyorum. Daha sık atmamı isterseniz onu da belirtin. Hatta ben buraya videonun en sonunda aklıma geldi. Anket açayım. Video sıklıkları. Haftanın her günü isterseniz her günü video atmaya çalışırım. Ama şu an haftanın 3 gün atıyorum. Bence yeterli. Ne dersiniz? Hemen burada anket var. Oraya da oynayabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Neden video sonunda anket var bilmiyorum. Buraya kadar izleyenler de Bordo Bereli ünvanı veriyorum. Bordo Bereliler aşağı yorum olarak yazabilir. Hepinize kalp atacağım. Böyle. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.